İyi günler sevgili spor severler. Kim kazanır programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da dolu dolu bir 40 dakika geçireceğiz. Konuğum her zaman olduğu gibi değerli yorumcum, hocam Güray Gürsoy hocamızla birlikteyiz. Güray hocam merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim Suat Bey, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi Teşekkür ediyorum yayınlar. hocam. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İyiyim, iyiyiz biz de. Bu sıcakları atlattık, şu yangınları biraz Evet, çok atlattık. şükür, çok şükür. Allah'a şükür. Şu anda iyiyiz ve artık heyecanla maçları bekliyoruz. Evet. Bu hafta sonu birincilik ve Süper Lig Süperlik. maçları başlıyor. Heyecan dolu maçlar bizi bekliyor. Seyircilerimize de bir nebze olsun kavuşacağız. Seyircili maçların görsel bir şölen olacağını düşünüyorum. Ve bu hafta da sizinle birlikte kim kazanırın adına uygun bir şekilde kim Evet. kazanır diyeceğiz. Spor Toto'da çok zorlu maçlar var. Türkiye Ligi, İngiltere ve İspanya'dan maçlar var. Onları dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Tabii bunun dışında Türk takımlarımızın yarın zorlu Avrupa maçları var. Hepsinin Evet. de şansı var tur atlamak için. Buna da ihtiyacımız var açıkçası. Tabii ki. UEFA sıralamasında kötü durumdayız. İsterseniz sıcağı sıcağınayken onunla başlayalım. Avrupa kupalarındaki takımlarımızın yarınki rövanş maçlarındaki şansını değerlendirelim. Ondan sonra bu akşam da biliyorsunuz Süper Kupa finali var. Evet. Villarreal maçı var. Gelsinler. Chelsea ile oynayacak. Güzel bir görsel şölen olacak. Onun dışında tabii dediğim gibi Spor Toto'yu değerlendirelim. Sonra da biraz altyapıdan konuşmak istiyorum. Örneğin sizin çok yakından takip ettiğiniz çok da tepki Evet. almış gördüm. Genç oyuncuların kamptan gönderilmesi noktası var. Bizim genç oyunculara bakış açımız neden böyle? Ne yapılabilir? Neden böyle bir şey oldu? Vaktimiz kalırsa onları da değerlendirmek yapabiliriz. Evet hocam, Evet. Avrupa Evet. kupalarında Türk takımlarımızın yarınki maçlardaki şansı nedir? Onu bir konuşalım. Evet, tabii. Galatasaray St. Johnson maçından başlayalım o zaman. Bildiğiniz gibi geçen haftaki maçta şanssız bir kırmızı kartı, yani kaleci Muslera'nın penaltı yaptırıp kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmalarına rağmen yani birbiri sağladılar ama tabii yani kazanmaları gereken bir maçtı aslında. Yani çünkü Galatasaray'ın ayarında bir takım değil İskoç takımı. Yani kendi liginde tamam lig kupasını almış, işte diğer kupayı almış vesaire ama ayarda değil. Yani şimdi yarınki rövanş maçında da ya ben Galatasaray'ın orada turu geçeceğini düşünüyorum. Yani çünkü dediğim gibi yani aynı ayarda değiller. Geçmesi de gerekiyor. Yani ihtiyacımız var. Ama yani tabii futbol bu, sürprizlere açık bir oyun. Dolayısıyla maalesef elenirse o zaman diğer üçüncü kupa olan yeni bu sezon devreye giren Konferans Ligi'ne elemesine girecek Galatasaray. Evet. Vojvodina, LASK, Avusturya LASK takımıyla onların galibiyle oynayacak. Eğer tabii yarın tur atlarlarsa Danimarka takımı Randers'la oynayacaklar playoff'ta. Ondan sonra inşallah gruplara kalırlar. Bu Evet. şekilde Galatasaray'ın yani geçeceğini düşünüyorum. Yani bir biliyorsunuz deplasman gol avantajı falan da yok artık. Evet. Orada kim galip gelirse tur atlayacak. Yani Galatasaray veya diğer takım. Galatasaray aksi bir sonuç alırsa Fatih Yani Terim tabii soru işareti sıkıntı alır mı? Sıkıntı şimdi yaşar tabii mı? zaten yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. Aslında biliyorsunuz Fatih Terim yani bayağı bir Galatasaray'da sembol olmuş isim. Yani hani neredeyse zaman zaman kulübün önüne bile geçiyor, üstüne bile geçiyor. Ama yavaş yavaş tartışılmaya başladı. Çünkü şimdi biliyorsunuz onlar yeni bir döneme giriyorlar. Yani takımı gençleştiriyorlar. Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyorlar. Ama işte Fatih Terim kaç senedir bu takımın başına? Tamam zaman zaman gitti geldi falan dönemler oldu. Ya mesela diyorlar ki yani son 3 sezonda 40 tane oyuncu alındı. Niye hala daha yeni transferlere ihtiyaç var deniyor. Yeni transferler yapılıyor ki yapılıyor. Sanıyorum 7 tane oyuncu aldılar veya 8 tane Evet. hatırladığım kadarıyla. Yavaş yavaş tartışma başlıyor. Yani tabii çok tecrübeli bir hoca ama bilmiyorum yani çünkü yeni nesil hocalar, taktisyen hocalar da var, genç hocalar da var. Yani işte onlara ayak uydurabiliyor mu bilmiyor mu. Bir de işte ekibi tartışılıyor, yardımcıları işte Ümit Davala, işte Selçuk İnan var. Yani orada Necati Ateş var. Necati Ateş var. Evet, daha donanımlı taktisyen yani yeni nesil hocalardan da olması gerektiği tartışılıyor. Dediğiniz doğru. Yani kazara bir elenme olursa tabii tartışmaya başlanabilir.
İsterseniz Sivas Dinamo Batum Gürcistan takımı maçına geçelim. Orada ilk maçı kazandı Sivas. Gayet güzel bir son dakikada attı golle kazandı. Dolayısıyla büyük avantajı var. Burada da eleyeceklerini düşünüyorum. Elerlerse yalnız tabii Lokomotiv Plovdiv Bulgar takımı ve Kopenhag Danimarka takımı galibiyle eşleşecekler. Danimarka takımı burada şanslı gözüküyor. Kopenhag gelir diye düşünülüyor. Yani inşallah Sivas iyi gidiyor. Yani hani iyi de takviyeler yaptılar ama tabii eksikleri var. Bayağı sakat oyuncuları var. Yani o ilk maçı da oraya 7-8 eksikle gittiğini söyledi Rıza Hoca. Önemli oyuncudur. Ama yine de iyi bir kadro oluşturdular. Geçeceklerini düşünüyorum turu burada. Trabzonspor Molde Norveç takımı maçına bakacak olursak tabii ilk maçta çok enteresan bir maç oldu. Yani hani Trabzonspor yani farklı kazanabileceği bir maçı rakip takımın her hatağında gol yedi neredeyse. Yani adamlar 3 evet. kere geldiler, 3'ünde gol attılar. Yani çok enteresan bir maç oldu ama orada da okuduğum kadarıyla Norveç takımı rotasyon yaptı deniyor. Yani aslında oyuncular oynatmadı deniyor. Yarın bir maçta oynatır mı bilmiyorum. Ama yine de Trabzonspor'un turu geçeceğini düşünüyorum orada da. Yani Norveç takımı her ne kadar kendisi aslında iyi oynasa da yani şu an lider durumdalar. Onların ligi de devam ediyor. Erken başladığı için 14. 15. haftalar herhalde. Yani zor maç olacak, zor bir maç olacak ama yine de geçeceklerini düşünüyorum. Ama ilerlerse tabii Roma ile eşleşecekler bir sonraki turda. O biraz zor tabii. Yani şans dileyelim hepsine. Yani futbol şansları yanında olsun diyelim. Ama hocam Trabzonspor'u şimdi bu hafta oynayacağım maçta da değerlendireceğiz. Bunları da değerlendireceğiz orada tabii. Yani evet, takviye o zaman orada değerlendirelim. Tabii. Şimdi Sivas'ta da... Yani Sivas'tan bahsettim biraz önce. Onlar işte Dinamo Batum'u deplasmanda yendiler ilk maçta. Evet. Burada da yarın kazanacaklarını düşünüyorum. Onlar işte dediğim gibi Lokomotiv Plovdiv Kopenhag galibiyle eşleşecekler. Hı-hı. Oradan büyük ihtimalle Kopenhag gelecek. O da zor bir eşleşme olacak ama Sivas iyi şeyler yapıyor. Yani geçen sezonda yani şu an mesela son dönemde ülke puanına en çok katkı yapan takımlardan biri. Yani en çok puan getiren takımlardan en azından galibiyetlerle puanlar çıkarabiliyor. Hı-hı. Yani dediğim gibi yani son dönemde maalesef Türk futbolu geriye gidiyor diyelim veya yerinde sayıyor, ilerleyemiyor. Yani çok hani eskiden biliyorsunuz Avrupa'ya gittiğimizde yani farklı kaybetmediğimiz zaman veya beraberlik aldığımız zaman seviniyorduk. Yani maalesef o durumları geri dönüyoruz gibi. Yani çünkü mesela Galatasaray gibi Avrupa kupalarında Türkiye'ye Avrupa kupası getirmiş bir takımın bile yani son 41 maçta 4 galibiyeti mi ne var? Yani 37-38 evet. maçta yani yenilgi gibi beraberlik var. Yani dolayısıyla yani diğer takımları da öyle. Yani hani işte Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Fenerbahçe'de. Yani artık futbolu yenileştirmemiz lazım. Yani hani futbolu geliştirmemiz lazım. O yüzden yani diğer konuşuruz biraz sonra Toto'da takımları değerlendirmesi. Fenerbahçe'nin yeni bir sistem denemesi mesela iyi bir şey benim için mesela. Yani üçlü savunma oynaması falan. Evet, yani biraz artık taktikler değişiyor, futbol değişiyor. Ayak uydurmak lazım. Yani Türk futbolu ayak uyduramıyor gibi geliyor düşünüyorum. Yani onu o zaman yeri geldiğinde konuşuruz. Evet. Gerçekten bu sezon... Geçen sezon şurada dikkatimi çekti. Yaklaşık 15 takım aynı hocasıyla devam ediyor. O da bizim için bence avantaj. Yani teknik direktör kıyım olmadı ve hocalar biraz kendilerini geliştirdiler. Sistem üzerine de bir sistem takımı yarattılar. Onu şimdi yavaş yavaş zaten konuşacağız. Evet. Hocam bu akşamki şeyi konuşalım. Süper Kupa'yı Chelsea-Villarreal maçı. Favori Chelsea gibi gözükse de bu tür maçların favorisi olmuyor. Geçen günde Manchester City maçı vardı. Yine bir kupa maçında. Orada herkes favorinin yeneceğini zannediyordu ama sürpriz oldu. Manchester City değil mi? Evet. O yendi. Evet doğru. Doğru. Yani bugün bu akşamki maçta sürprize açık bir maç. Tabii bildiğiniz gibi Chelsea Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi eleyerek kupayı kazanmıştı. Villarreal ise Manchester United'ı eleyerek kupayı kazanmıştı. İki kupa galibi karşılaşıyor. Chelsea kadrosunu çok fazla değiştirmedi. Sanıyorum bir tek tecrübeli santrforları Giro gitti, Milan'a gitti galiba. Başka da zaten oturmuş bir kadrolar var. Çok iyi bir hocaları var. Thomas Tuchel yani Alman hoca. Yani son dönemin
genç neslin iyi hocalarından biri, taktisyen bir hoca. Yani zaman zaman 3'le oynatıyor, 5'le oynatıyor, 4'le oynatıyor. Yani esnek yani. Hani her maçta rakibe göre değişik taktikler deneyebiliyor. Orada iyi Alman oyuncular var. Mesela Kyle Havertz olsun, işte Timo Werner, yani bunlar var. İşte ondan sonra Mason Mount gibi işte çok iyi bir İngiliz oyuncu var. Yani güzel, iyi oyuncuları var. Villarreal işte onlar da geçen sezondan kadrolarını koruyorlar. Baktığım kadarıyla bir tek Carlos Bacca Granada'ya gitti. Onun yerine Fransa'dan Dia isimli forvet aldılar. Senegal ve Fransa asıllı oyuncu. Yani yerleri doldurdular. İşte Aissamendi stoper aldılar. İki tane stoper aldılar. Birisi Tottenham'dan Fatih, bir tanesi de Betis'ten Aissamendi. İspanyol futbolu Real Madrid tabii Villarreal tabii tepe takımları, yani Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid'den sonra 4. 5. sıralarda gelen bir takım. Dişli bir takım. Yani zor maç olacak. Dediğiniz gibi Chelsea avantajlı ama hiç belli olmaz. Yine de tabii Chelsea'ye daha fazla şans veriyoruz. Daha fazla şans veriyoruz. Evet. Bu arada şimdi Toto maçlarına geçeceğiz. Yerel heyecanda da izleyicilerimiz sosyal medyadan yazıyorlar. Gökhan Yılmaz Nazilli'den selam göndermiş. Şevket Keser Kuşadası Gençlik Spor bu sezon şampiyon olacak. Bizler inanıyoruz. Hedef Süper Lig diyor. Onun dışında Gürsel Salih Kalaycı şampiyon Kuşadası Spor diyor. Orada da vaktimiz kalırsa Kuşadası, hatta yarın Söke Spor'un da genel kurulu var. Söke Spor'dan da konuş. Bal Ligi'nden Ege takımlarından konuşmak istiyorum ama vaktimiz olursa diye onu son bölüme atıyorum. Ve gelelim futbol heyecanımıza, spor toto listemize. Eğer rejideki arkadaşlarımız o listeyi verebilirlerse. Evet, listemiz geldi hocam. Birinci maçtan itibaren listemiz orada sabit kalacak. Değerlendireceğiz. Ve Cuma günü 21.45'te Beşiktaş, Çaykur, Rize maçıyla futbol heyecanımız başlıyor. Bu hafta artık programımızın adı da kim kazanır? Ben direkt soruyorum. Beşiktaş, Çaykur, Rize maçıyla kim kazanır? İlk haftalar sürprize açık oluyor genelde. Beşiktaş'ta ben Adana Demirspor maçında çok hazır görmedim açıkçası. Çaykur Rizespor'da böyle gizliden gizliye böyle iyi transferler yaptı. İsim duyulmasa da yaptığı transferler var. İlk hafta bir sürpriz olabilir mi? Totoculara ne önerirsiniz hocam? Evet, tabii Beşiktaş son şampiyon olarak kadrosunu korudu. Bir tek işte santrfor forvet olarak Abubakar gitti. Onun yerine arayışları var. İyi bir santrfor almayı düşünüyorlar ki o da bence önemli, yani belirleyici olacak çünkü o kilit bir rol orası forvet. İşte Diogo Costa olsun, işte Luke De Jong olsun, işte şimdi de Chelsea'den Batshuayi ismi geçiyor. Oraya da iyi bir oyuncu alabilirlerse çok iyi olur. İki zaten işte geçen sezonun flash kiralık oyuncuları Gezal olsun, Rozier olsun, onları tutmaları başarılı oldu. Bir de ekstra takviye olarak çok iyi oyuncu Alex Teixeira, yani o Shakhtar'dan Çin Ligi'ne 50 milyon euro bonserviste giden çok kaliteli forvet arkası ve sol kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Bir de tabii biliyorsunuz Salih Uçan'ı aldılar. İşte Mehmet Topal'ı aldılar. Yani kadro derinliğini sağladılar. Şimdi tabii ilk maç Alex Teixeira tabii karantina sürecinde. Zaten o hazır değil. Ocaktan beri zaten futbol oynamıyor. Gezal yeni geldi ama kadroyu alınabileceği düşünülüyor. Ama yine de hocanın Gökhan Töre ile başlayacağını düşünüyorum. Öyle söyleniyor. Ama kadroda olacak. 18'de olacak. Yanlış, şimdi stoperde Wellington'un hafif sakatlığı varmış galiba. Onun yerine Mehmet Topal'ı oraya çekecek galiba hoca, Sergen Hoca. Ve altta Necip'i oynatabilir. Vida'nın yanında. Forvet'te de Kenan Karaman. Bir de Kenan Karaman'ı aldılar. Evet, iyi takviye. O da milli takım oyuncusu Almanya'dan. Kenan Karaman'ın da başlayacağı düşünülüyor. İşte Güven Yalçın da başlamıştı Adana Demirspor hazırlık maçında biliyorsunuz. Rize takımını değerlendirecek olursam aslında tabii orada yeni bir başkan geldi. Tahir Kıran başkan geldi. İşte birkaç takviye yapmayı düşünüyorlar. İşte mesela Gökhan Gönül aldı Fenerbahçe'den. İşte Caner'in de oraya gideceği söyleniyor. Hatta anlaştığı söyleniyor ama daha açıklanmadı. İşte Alper Potuğ'u aldılar. İşte birkaç tane yabancı transfer var. Bir tane Brezilyalı 10 numara aldılar. Ronaldo Mendes. İsveçli stoper aldılar. Holmen. Bir tane Güney Afrikalı ön libero aldılar. Leoban Piri. Ama o sakatlanmış. Bu maçta oynamayacak. Bir de Brenda Bo isimli İtalya'dan Burkina Faso oyuncu aldılar.
orta sahada oynuyor. Yalnız tabii eksikleri var. Yani forvet eksikleri var. Tam Remy var şu an ellerinde tek forvet. O da hazır mı bilmiyorum. O geçen sene bayağı sakattı. Evet. Bir de kanatlarda eksikleri var. Yani Umar Aminu geçen sene sakat geçirdi. İyileştiyse oynayabilir. Bir de tabii belki şeyi çekebilir. Geçen sezonun Boldrin'i çekebilir kanatı. Yani kanat ve forvet sorunu var. Yani kısaca toparlayacak olursam siz kim kazanır dediğinizde Beşiktaş kazanır. Yani hani burada sürprizi evet. çok çok zor görüyorum. Yani Rize'nin yani. Tam hazır olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş yani forvet eksiğine vesaire rağmen kazanır diye düşünüyorum. Kazanır. Seyircisi de olacak zaten. O yüzden favori, maçın favorisi Beşiktaş. Beşiktaş kazanır diyoruz. Gelelim evet. bu hafta ben sonucunu en çok merak ettiğim maçlardan bir tanesi. Adana Demirspor Fenerbahçe. Tabii bu maçı konuşurken saha içinden çok saha dışı şartları konuşmak da lazım. Evet. O saatte 21.45'te oynanacak. 32 dereceye varan bir sıcaklık olacak. Nem çok yüksek olacağı söyleniyor. Nemin olmasıyla beraber o sıcaklık da artıyor. Beşiktaş maçında Adana Demirspor'u seyircisinin maça hazır olduğunu ama Beşiktaş karşısında coşkulu ama tam da hazır değil görüntüsü verdi evet. Adana evet. Demirspor. Ama tam hazır olduğunda da çok can yakacağını da söyleyebiliriz. İlk haftada bir Adana Demirspor sürprizi yaşanabilir mi? Bu kadar flash transferlere izlediğimizde, gördüğümüzde herkes öyle diyor. Rahat bir maç olmayacaktır. Bu arada Fenerbahçe'de Pereira yeni hocasıyla bir sistem oluşturdu. İşte 4-3-2-1 farklı varyasyonlar deniyor ve Fenerbahçe'nin Giresun maçında iyi olduğunu, iyi yani hazır olduğunu gördük, gözlemledik. Sistem oturmuş. Dediğim gibi 3-4-2-1 sistemi oluşturuyor hoca. Bu sisteme uymayan mesela şeyi gönderdiler. Caner'i gönderdiler. Evet. Ne diyeceksiniz hocam bu maç için? Evet tabii güzel bir maç. Yani ilk haftadan böyle bir maçın. Çünkü Adana Demirspor uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkmış. Büyük bir heyecanla işte yeni takviye, flaş takviyeleriyle heyecanla bekliyor maçı. Fenerbahçe'de dediğiniz gibi yeni bir sistem deniyor. Üçlü savunmayla işte 3-4-3 veya 3-4-1-2 2-1 şeklinde. Adana Demirspor'dan başlayacak olursam değerlendirmeyi tabii yeni takım kuruyorlar. Son Beşiktaş hazırlık maçına baktığımızda Samet Hoca geçen sezondan 6 eski oyuncusuyla yani mesela stoper tandeminde geçen sezon 1. Lig'de oynayan işte Tayyip Talha Sunuç ve Rasul'ü oynattı. Sol bekte Kaan Kanak oynattı. Bir tek sağ bekte yeni transfer İsveçli sağ bek Svensson oynadı. Orta sahada da aynı şekilde iki tane göbekte geçen sezon oynayan Gökhan İnler'le Sinan Kurt'u oynattı. Bir de ön tarafta işte sol tarafı Padiba'yı oynattı. Yani 6 tane eski oyuncusu vardı. Yani hoca da biliyor yani işte yeni transferleri mesela aslında iki tane iyi orta saha oyuncusu aldılar. Bir tanesi Almanya'dan Stamboli. Yani o da tecrübeli bir orta saha. Bir de işte geçen sezon Karagümrük'te oynayan Castro. Onlar şimdi bekliyorlar kenarda. Bir de işte tabii Balotelli var. Flash evet. transfer. Akintola geçen sezon Hatay'da oynamıştı, kiralıktı. Şimdi Adana Demirspor'u aldı. Yani Samet Hoca biraz akıllılık yaparak geçen sezonun üstündeki ilk maçta altılarda yeni transferleri monte etmeye çalışıyor ama şu an tabii gördüğümüz kadarıyla tam hazır değil. Uyum sorunları var. Mesela o ikinci yarıda mesela bayağı göbekten hata yapmaya başladılar. O stoper tandemi dediğimiz genç evet. oyuncular. Fenerbahçe'ye baktığımızda üçlü savunma oturursa çok iyi olacak ama tabii ona göre takviye yapmaları gerekiyor. Şu an kanatlarda yani dörtlünün ortadaki kanat bekli olarak görev yapan Ferdi ile Osayi var ki bunlar tabii oranın oyuncuları değil. Ellerinden geldiği şekilde oynama çalışıyorlar. İşte Ferdi'nin arkasında Novak var. Sol stoper oynuyor. Sağ tarafta da işte Tisserant'ın önünde Osayi var. Yalnız tabii ön tarafta o Mesut'la Felkas'ın oralara paralel girişleri şeyleri falan gayet iyi. Mesut da zaten bu sezon o rolü liderlik rolünü üstlenecek evet. gözüküyor. Evet. Bayağı formda olacak gibi gözüküyor. Tabii forvet eksikliği var, arıyorlar. İşte tabii onun yerine şimdi Serdar Dursun da şey oynuyor. Valencia oynuyor. Ya Fenerbahçe tabii Giresun maçında biraz daha iyi gördük. Yani hani sistem biraz daha işleyecek gibi gözüküyor. Yani şu an tabii iki takım yani Fenerbahçe'nin yeni sistem dezavantajı Adana Demirspor'un yeni takım dezavantajı birbirini karşılıyor gibi gözüküyor. Birbirini götürüyor gibi gözüküyor. Yani evet. zor maç olacak ama Fenerbahçe'nin
zor da olsa kazanacağını düşünüyorum ama sürpriz sıfır da olabilir yani. Onu da es geçmemek lazım. Evet, Toto'culara 0 ve 2 olarak öneriyoruz bu maçı. Gelelim 3. maça, biraz hızlanıyorum. Giresunspor Galatasaray maçı. Giresunspor'da Hakan Keleş'le devam ediyor. Trabzonspor'dan Diabete'yi aldılar. Bu arada tabii ki bu maçta da faktör Galatasaray'ın Avrupa maçı. İlk maçtaki 1-1'lik skor. Perşembe günü alınacak sonuç bu maça da mutlaka yansıyacaktır. Gerek fiziksel olarak gerekse mantalite olarak. Ne diyorsunuz hocam? Galatasaray kazasız atlatır mı bu maçı? Şimdi tabii Giresunspor tabii yeni çıktı. Yeni takviyeleri var. Onlar da yeni takım oluşturmaya çalışıyor. Bayağı eksikleri var. Yani yabancı oyuncuları işte mesela stoper tandemi iki tane yabancı var. Bir tanesi Brezilyalı, bir tanesi Kolombiyalı. Yani sol bekleri kaptan Hüsamettin çok zayıf kaldı. Sol bek eksikleri çok sırıtıyor orada. Forvet'te Balde geçen sezonun flaş oyuncusu, yani o oynuyor. Yani tabii zamanımız kısıtlı olduğu için yani Giresun analizi veya Galatasaray analizini kısa geçmek istiyorum. Tabii Galatasaray'ın da orada İskoçya'da alacağı sonuç da önemli. Yani biraz da yorgun dönebilirler. Kadroları geniş gerçi ama yani burada ben Galatasaray önde diyorum. Yani 2 sonra 0 düşünülebilir. Zorlansa da Galatasaray tecrübesiyle bu maçı alacak. Tecrübe avantajıyla tabii. Evet. Karagümrük Gaziantep maçı, İtalyan teknik direktör geçen sene iyi işler yaptı. Gaziantep'te de Erol Hoca iyi işler yapmaya çalışıyor. Zor bir maç. Benim aldığım notlarda Endao'yu bir Arap kulübüne sattılar ama yükümlülüğünün yerine gelmeyince Endao geri geldi. Geri geliyor, 2 milyon avro iyi bir paraydı. Şimdi başkan diyor ki Süleyman Uğur'a 5 milyon avro da verseniz bu saatten sonra Endao'yu vermem diyor. Gaziantep'te de önemli oyuncular var. Recep Niyaz ve Denizli Spor'dan Sagel gibi iki önemli oyuncuyu kadrolarına aldılar. Ankara Gücü'nden de sanırım bir forvet oyuncusu aldılar. Evet. Ortada bir gibi gözüken bir maç ama hocam ne diyeceksiniz? Bir yerden bir yere gider mi bu maç? Karagümrük zaten geçen sezon İtalyan oyuncularla yani bayağı bir flaş kendini göstermişti yani. Hani iyi sonuçlar almıştı. Yani İtalyan hoca Farioli ile beraber işte yani bayağı bir dikkat çekici takım olmuşlardı. İşte Biglia olsun, Bertolacci olsun, Borini olsun gayet iyi oyuncuları vardı. İyi takviyeler de yaptılar. Mesela Mehdi Benatia var. Stoper yani bu Bayern Münih'te, Milan'da falan Juventus'ta oynamış bir oyuncu. İşte bir tane de stoper aldılar. Ryan Banio gibi falan. Bir de Pesic'i aldılar yani forvet. Onun geçen sezon forvet eksikliği vardı onlarda. Bu Sırp oyuncu, bu Makka İsrail liginden aldılar. O da iyi bir oyuncu. Yalnız tabii Borini sakat galiba, o oynamayacak diye düşünüyorum. Gaziantep'e baktığımızda Maxim en önemli oyuncu, onun da sakat olduğu ama yetişme durumu olabilir. Yani 29 Temmuz'da sakatlanmış, 2 hafta süre vermişler. Evet. Belki yetişebilir. Dediğiniz gibi Sagal'i aldılar, Recep Niyaz aldılar, Börven aldılar Ankara Gücü'nde. Yalnız Mirallas gitti, o da iyi bir oyuncuydu. Yani çok fazla dikkat çekici bir takviye yapmamış gözüküyorlar. Yani yapacaklar ama daha şu ana kadar yapmadılar. Ya ben burada Karagümrük'e şans veriyorum. Yani Karagümrük kazanır diye düşünüyorum. Karagümrük kazanır dediniz. Ben bu arada tabii notlarımı alıyorum. Haftaya değerlendiririz. Bakalım ihtimallerimiz ne oldu diye. Evet, diğer maçımız Hatay Kasımpaşa, Ömer Erdoğan ve Şenol Can karşılaşacak. Yani iki teknik direktör. Bu maçta da sıcak hava oyunu mutlaka etkileyecektir. Öncelikle bunu dikkat etmek lazım. Hatay Spor'da da gelenler gidenler oldu. Önemli oyuncular geldi. Evet. Önemli oyuncuları da kaybettiler. Ne diyeceksiniz hocam? Şimdi tabii biliyorsunuz Hatay'ın en flaş oyuncusu Bopenza'ydı. Yani transferde hala adı geçiyor. Yani kafası onun karışık. Yani teklifler var deniyor vesaire. Onun durumu belli değil ama tabii yani yine de sahaya çıkıp oynayacak, görevini yapacak. Yalnız tabii iki tane önemli oyuncu kaybettiler. Geçen sezonun yani takımın juku oturan orta sahada Ryan Avit Malatya'ya gitti. Akintola da biliyorsunuz biraz önce söyledik. Adana Demirspor'a gitti. Ama onların yerini doldurmaya çalıştılar. Yani kanat forveti olarak Dylan Saint-Louis aldılar Fransız liginden. Orta saha oyuncusu bir tane yine Cezayirli Mehdi Bojema aldılar. Yani iki kaybettikleri yerine oyuncu doldurmaya çalıştılar ama stoper eksikleri var. Stoperleri ayrıldı. Yani stoperlerde ne yapacaklar bilmiyorum. Kimleri oynatacaklar bilmiyorum. O sorun olabilir. Kasımpaşa o da iyi takviyeler yaptılar. Mesela bir tane Danimarkalı forvet aldılar. Feyenoord'dan, Hollanda liginden. Bir de Umut Bozok
isimli Fransa 2. liginde gol kralı olmuş Türk asıllı bir oyuncu aldılar. O da iyi bir forvet. Tabi onlar da Aytaç'la Koyta falan ayrıldı. Ya zaten kendi ellerinde iyi oyuncuları var. Ha bir de Buruma'yı aldılar stoper. Hollanda o da iyi. Bir kaleci Harun var. Fenerbahçe'den aldılar. Evet. Ya ben evet. burada Kasımpaşa biraz önce şans veriyorum. 2 daha sonra 0 diyorum. 2 ve 0 şansı veriyoruz. Evet. Kasımpaşa'yı burada öncelikli biraz olarak kazanır evet. diyoruz. Evet, Ege takımlarımızdan Altay sezonu Kayserispor maçıyla başlayacak. Teknik direktör Mustafa Denizli temkinli. Çok böyle yani dikkat çeken bir transfer yapmadılar. Kayserispor Beşiktaş'ı 3-0 yendi hazırlık maçında. Dikkat çeken bir Emrah Başsan'ı aldılar. Sizin notlarınızda da evet. vardı mutlaka. Evet, evet, evet. Altay ilk hafta zorlanabilir mi hocam? Şimdi tabii Mustafa Hoca'nın hedefimiz kalıcı olmak diyor. İşte 5-6 hafta ihtiyacımız var diyor ideal kadroyu oluşturabilmek için. Çünkü biliyorsunuz onlar 6 tane yeni yabancı oyuncu aldılar. Tabii o yabancı oyuncuların nasıl çıkacakları, nasıl takıma intibak edecekleri önemli. Yani onlar belirleyici evet. olacaklar. Tabii elde Fayşavi falan var. Yani kadroyu aşağı yukarı tuttular. Kayseri'ye baktığımızda en önemli oyuncuları Pedro Henrique'yi Sivas'a kaptırdılar. Evet. Onun gidişi önemli. Onun yerine Emrah Baş'tan aldılar dediğiniz gibi. İbrahim Aktağ aldılar orta sahada. İşte Trabzon'dan Macit Hüseyin'i İranlı. Bir tane de orta saha İran'dan Ali Karimi'yi aldılar. Ya tabii geçen sezondan Kevin Lukasen var santrforları. O iyi bu sezon hazırlık maçlarını bayağı gol attığı gördüm. Ya burada Altay Kayseri'yi 0 veriyorum. Ben beraberlik ağırlıklı burada bu maç. Beraberlik diyorsunuz. Evet Altay Kayseri beraberlik dedi Güray Hocam. Bir başka maçımız Başakşehir Alanya maçı. İki ne diyeyim Aykut evet. Kocaman ve Çağdaş Atan. Savunmayı çok ön planda tutan sisteme çok iyi oynatmaya çalışan, yani sistem kurmaya çalışan iki hocanın bu İstanbul'daki randevusu ne olur hocam? Kim kazanır Başakşehir evet. Alanya maçı? Başakşehir'e baktığımızda takviye o anlamında geçen sezon Göztepe'de devre arasında gelen Peter Zulu aldılar. İşte Şener Özbayraklı, Lucas Lima bu sol bek oyuncu. Ahmet Kutucu bu iyi bir santrfor genç milli takımımızda da oynuyor ama şu an sakat oynayamayacak. Çadli sakat o yok. Muhammed Demir geçen sezon Gaziantep FK'da kiralıktı. Bu sezon tuttular ondan yararlanacaklar. Zaten geniş bir kadroları var. Alanya'ya baktığımızda stoperlerini kaybettiler. İşte Yunan oyuncu Cavellas'la Kolkor gitti. Ama onların yerine işte Miha Mehlia ve Nemanja Milinović, Sloven ve Sırp oyuncular aldılar. Başka bir tane sol bek aldılar Kolombiyalı Borja. Bir tane forvet aldılar Diodio diye Senegalli o Bristol City'den. Yalnız tabii Babacar sakat bu hafta o oynamayacak ama evet. yeni santrfor oynayacak galiba. Ya burada da direkt ben sıfır diyorum. Zaten denk kuvvetler bunlar. Yani hani biraz evet. daha sıkıcı bir maç bile bir geçebilir yani. Hani evet. böyle. Sıcak havada sıkıcı evet. bir maçlardan birisi olacak gibi. Hemen evet. biz diğer maçımıza geçelim. Antalya Göztepe maçı. Bir başka Ege temsilcimiz. Antalya'da gene çok sıcak bir hava, yüksek nem olacak maç saatinde. Evet. Kim kazanır hocam Antalya Göztepe maçını? Şimdi tabii geçen sezon Ersun Hoca Antalya'da yani kısıtlı kadrosuyla yani çok dar kadrosu vardı. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyordu yani. Hani yeni bir sisteme falan döndü. Yani bir farklı mağlubiyetten sonra dönmüştü. İyi takviyeler yaptılar aslında. Yani işte Güray Vural'ı aldılar. İşte bir tane İtalyan oyuncu aldılar. Andre Poli o merkez orta saha oyuncusu Bologna'dan. Konya'dan Demir Milosevic. Bir tane Hossem Gasha isimli bir oyuncu aldı. Bir de Haji Wright diye bu Amerikalı forvet aldılar. Bundan çok ümitliler. Yani bu çok ismi geçiyor bunun. Eğer evet. bu oyuncu iyi çıkarsa Antalya'ya çok bir faydası olur. Göztepe'yi geçen hafta değerlendirmiştik. Onların da takviyeleri var. İşte en önemli takviyede David Tijanić diye yüksek bonservis ödedikleri. Makano Baku, Lorenzo bir Brezilyalı oyuncu aldılar. Burada ben Antalya'yı önde görüyorum. Yani 1-0 diye düşünüyorum. Antalya 1 ya da 0 olur diyorsunuz. Evet. Evet hocam Malatya'da güzel bir maç var. Trabzonspor bu sene transferleriyle çok dikkat çekiyor. Malatyaspor evet. bir stoper aldı sanırım. Malon adında bir oyuncu aldı. İşlerinin zor olduğu söyleniyor. Trabzonspor bu ilk haftayı kayıpsız geçer mi? Kim kazanır? Evet tabii kısa geçelim. Vaktimiz azalıyor. İşte Malatya işte Ryan Abed'i aldılar orta sahayı dediğim gibi Hatay'dan. İşte Tete'yi bonservisiyle aldılar santrforları. Bir de Kasımpaşa'dan Hossam Haddadi'yi aldılar. Kaybettiği oyuncular var işte HDV olsun, İslam Şebeke olsun falan.
Trabzon işte en son Cornelius'u aldılar. O Danimarkalı santrfor. Yalnız tabii bitiriciliği ben biraz zayıf görüyorum. Mesela geçen sezon 30 maç oynamış, bir gol atmış mesela oynadığı takımda, Parma'da. Tabii Gervinho, Hamsik gibi iyi oyuncuları var. Tabii Trabzon Norveç'ten, Molde'den dönecek. Yani o da önemli bir etken olabilir. Ama yine de Trabzon'un burada önde olduğunu düşünüyorum. 2 sonra 0 olabilir. Sürpriz 0 olabilir. 0, sürprizde 0 olabilir diyoruz. Türkiye'liklerinin Toto'daki son maçı Sivasspor, Konyaspor. Sivasspor Avrupa'daki yüz akımız bizim. İyi işler evet. yapıyor. Onların da Perşembe günkü maçı olduğunu, değil mi hocam? Maçı evet, var. Evet. Dinamo Batum'la. Atalım. Dinamo Batum'la etki yapar mı? Konya buradan puan alabilir mi? Yorgun Sivas'tan. Şimdi tabii dediğim gibi 7-8 sakat oyuncuları vardı. Mesela şöyle bir sayacak olursam Kamara, Apindangoye, işte Kofi, Erdoğan, Pedro Henrique, Ahmet Oğuz. Yani bayağı sakat oyuncuları var ama yine de işte eldeki oyuncularla işte bir de takviyeleri de var. Gotas stoper aldılar. Dimitris Gotas Yunan. Pedro Henrique şu an sakat ama iyi bir oyuncu. Kayseri'den olan. Azubike Başakşehir'den aldılar. Bir de Leke James aldılar forvet. O da iyi bir Nijeryalı santrfor. Zaten şeyde gol attı. Batum'da gol attı. Konya çok fazla takviye yapamadı şu ana kadar. İşte Ankara Gücü'ne Endri Çekici'yi aldılar. Bir de Kongolu bir sol kanat oyuncusu aldılar. Serdar Güller'i aldılar. Yeritoş'u, Milosevic'i kaybettiler. Yani ben Sivas'ın yine de önde kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Evet, zorlansa çünkü da zaten yorgunluk... kendisi aslında oynayacak. Tabii evet. Batum'la kendisi aslında oynayacağı için fazla yorgunluk falan şey de olmaz. Hı-hı. Kazanacağını düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorsunuz. Evet, Avrupa liglerinde İngiltere Ligi bu hafta başlıyor ve bir derbiyle başlıyor. Manchester United, Leeds United karşılaşması. İki takım da yani önemli transferler yapmışlar. Barcelona'dan mesela bir sol bek almış Leeds United. Ateşli seyircisi olduğu zaten biliyoruz. Toto'nun Avrupa'daki ilk maçı yani Manchester maçı nasıl biter hocam? Sizin görüşünüz nedir? Yani Manchester United tabii en önemli transferi Dortmund'dan Jadon Sancho. Yani sağ kanat oyuncusu boyu çok iyi bir oyuncu. Yani çok bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Leeds United tabii Marcelo Bielsa'nın takımı. Yani iyi bir hoca ama yani United'ın kazanacağını düşünüyorum burada ben. Bir evet. diyorum. Evet, bir diyoruz. Chelsea maçı var. Crystal Palace ile. Chelsea'de bir Londra derbisi bu karşılaşma. Evet. Bu sezon İngiltere'deki spor yazarlarının herkesin ortak görüşü Chelsea'nin bu sezon şampiyon olacağı yönünde. Lukaku gibi bir önemli oyuncu 97,5 milyon sterline almışlar. Eğer hocam sizde de var mı bilgiler? Ben biraz baktım da. Yani Chelsea bu sezon önüne geleni devirecek diyorlar. Ne dersiniz? Benim notlarımda yok. Daha kesinleşmedi herhalde Lukaku'nun işi. Yani bilmiyorum ben baktığımda yoktu ama yani şimdi mesela aynı şekilde Tottenham Manchester City maçını değerlendireceğiz. Orada da mesela Harry Kane'in mesela 100 milyon sterlini Manchester City'ye gideceği söyleniyor ama hala daha bunlar kesinleşmemiş transferler. Evet, evet. Yani Chelsea bu Crystal Palace maçını kazandır yani. Yani tamam her ne kadar Şampiyonlar Ligi Süper Kupa finali oynayacaktır bu akşam ama kadroları geniş zaten. Kazanır. Evet. Kazanır diyorsunuz. Onu da bir olarak notlarımı aldım. Evet, evet. O maça geçelim. Tottenham karşılaşması. Tottenham Manchester City ile oynayacak. City kupayı kaybetti. Bu maçta yani lige iyi başlamak isteyecek midir? Yani isteyecektir. Evet. De gücü yetecek midir? Şimdi tabii Tottenham Portekizli hocanın onu Espirito'yu getirdi. Yani o iyi bir hoca. Hatta Fenerbahçe'de de ismi geçiyordu, isteniyordu. Tabii burada Harry Kane transferi söz konusu. Hatta geçen hafta antrenmanları çıkmamıştı ama bu maçı oynayacağı düşünülüyor, yetişeceği düşünülüyor. Manchester City zaten ya orada da yani De Bruyne sakat mesela en önemli oyuncuları Phil Foden falan bunlar sakat ama onlar da flash transfer yaptılar. Jack Grealish aldılar. Aston Villa'nın en önemli oyuncularından, genç neslinin en önemli oyuncularından. Yani burada City 2 yapar diye düşünüyorum ben. Kazanır City diye düşünüyorum. City 2 yapar. Onu da hemen notlarımın arasına aldım. Manchester City kazanır dediniz. Bir başka maç Celta Vigo Atletico Madrid. Çok evet. ateşli seyircisiyle bilinen Celta Vigo kadrosunu koruyan Atletico Madrid'le oynayacak. Ne olur hocam? Vallahi yani vaktimiz çok azaldı. Yani çok fazla şey yapmayalım. İki yani Madrid Atletico Madrid alır diye düşünüyorum. Bu maçı doğrudan Madrid diyoruz ve Messi'yi kaybeden ve şu sıralarda da Paris Saint-Germain'de Messi'nin basın toplantısı yaptığı haberi geldi. İlk toplantısını yapıyor. Real Sociedad herhalde tartışmasız. Messi'nin gidişinden sonra artık yeni bir
çıkış yeni arayacak, formata unutacaklar. dönecekler tabii. Yani tabii yeni bir düzen, çünkü yani biraz zor olacak tabii intibak, ama belki de daha iyi olacak. Şimdi mesela onlar Evet. Depay'ı aldılar. Şimdi Agüero'yu aldılar ama Agüero sakat, bayağı oynamayacak 10 hafta falan. Ama yine de bu maçı kazanır. Fakat tabii sezon içerisinde biraz zorlanacaklar tabii. Yeni sistem, Evet, Messi sisteme alışmakta zorlanacaklar düşünüyorum. Bu haftaki spor toto değerlendirmemizi yaptık. Notlarımı da aldım. Haftaya da bunun tutma noktasına değineceğiz, bakacağız. Hocam son bölümde sizin çok yani üstünde gidiyorsunuz, yani takip ediyorsunuz. Bu kampa götürülüp gönderilen birçok futbol kulübünde, sadece ilçemiz Nazilli Belediyespor için söylemiyorum ama çok tartışıldı. Hatta dün size atacaktım. Çok yorumlar var, yani eleştiriler vardı. Neden kendi çocuklarımıza biraz daha şans vermiyoruz Gördüm ben, evet. Diye görmüşsünüzdür. Yani o oyuncuları siz tanıyorsunuz. Yani katkı, gerçekten hiç katkı sağlayamayacak oyuncular mıydı? Şimdi tabii yani, ama kadro çok geniş. Yani biliyorum ben, yani taraftarımızı da Semih'in yazdığını da gördüm yani. Onlara da hak vermiyor değilim. Konuştuk zaten Semih'le de. Ama 32 kişilik kadro var. Yani genç oyuncular. Yani benim yönetimden aldığım bilgi, yani kiralanması, yani tecrübe kazanmaları için. Yani şu an çünkü kadro çok şişik. Yani gerçi federasyon karar aldı. 30 kişi de yazılabilecek. Yani 26'ya indirildiğini düşünüyordum ben, ama 30 kişi Süper Lig'de de ve 35 kişi yazılabilecek, biliyorsunuz. Yeni karar aldı federasyon. Ama Evet. Ya, yine tabii bu oyunculara para ödenecek. Dolayısıyla kadroyu düşürmeleri gerekiyor. Yani 26'yı falan düşürmeleri gerekiyor. Belki de mesela bu hazırlık maçlarından sonra Nazilspor aldığı oyunculardan verim alamadıklarını gönderip tekrar yeni transfer yapma durumuna geçecek. Yani öyle de bir durum var. Yani tabii biz yani genç oyuncularımızın kendi oyuncularıyla oynamasını istiyoruz, ama yani biraz kolay değil. Mesela Oğuzhan Yıldırım var. Mesela bu oyuncuların içerisinde, o geçen sezon devre arasında Erbağ'dan gelmişti. Hatta 60 bin lira bonservis parası alarak vererek aldığımız oyuncu. Hiç oynamadı mesela. Şimdi onu gönderiyorsun. Ya bunları yapmamak lazım işte mesela. Yani hani evet. Şimdi mesela Göztepe'den bir 20 yaşında çocuk kiraladılar. Yani gelecek vadeden bir oyuncu. Yani onların yerine mesela bu gençlerimizi değerlendirebilir. Mesela şimdi altyapıdan Furkan Apaydın diye bir gencimiz var mesela. O da mesela çok ümitli olduğumuz bir gencimiz. Dolayısıyla yani bunları değerlendirebiliriz, ama direkt oynayacak durumda olmadıkları, tecrübe kazanmaları için yani kiralandılar. Ama ileriki yıllarda yani bu şeyi değiştirmemiz lazım artık. Yani hani yavaş yavaş 11'e bunları monte etmemiz lazım. Yani sürekli yani genç oyuncu dışarıdan alacağımıza kendi oyuncularımızı oynatmamız, bu konuda taraftarımıza hak veriyorum tabii, yani o konuda Evet. haklılar. Evet. Yani şu Nazilli Spor'la ilgili birkaç son cümle olarak şöyle söyleyeyim. Tabii. Dün de hazırlık maçı vardı. Kuşadası Spor'la 1-1 kalmışlar. Genç ağırlıklı kadroyla oynamışlar. Yani hoca mesela bir gün önce mesela Alanya Kestel'le maç vardı. 0-0 bitti o maç. Yani hoca hepsini, bütün oyuncuları oynatıyor. İşte bunlar bu kampın bittikten sonra Afyon'dalar şu an, işte orada hazırlık maçı yapıyorlar. Bir tane de haftaya sanıyorum 16'sında yapacaklar. Döndükten sonra bakacak artık kadroyu. Belki de yeni yapılan transferlerden de verim alamadıklarını gönderecekler. Dolayısıyla kadro şu an daha belli değil. Yani aşağı yukarı çoğu belli, ama yine de şu an net bir şey söyleyemeyiz. Devam ediyor yani hazırlık. Yani şu an Evet. biz tabii ikinci, üçüncü ligler daha sonra başlayacağı için onları şimdilik değerlendirmedik bu hafta. Evet. İleriki dönemde mesela hocayı da almayı düşünüyoruz programı. Yani Kadir Hoca'yı da istiyorum ben mesela, eğer kabul ederse yani konuşmaya. Diğer ikinci ve üçüncü lig hocalarımızı. Yeri gelmişken söyleyelim, maalesef bu hafta ligleri başlayacak olan Manisa FK ve Altınordu, yani onların hocalarını da isterdik ama maalesef yani olumlu cevap vermediler. Dolayısıyla onları alamıyorum. Yani hani bütün yani bizim burada isteğimiz, yani liglerimizdeki, Ege takımlarımızdaki takımlarımızın hocalarını alıp birinci ağızdan takımların anlatmaları, kulüplerin anlatmaları, yani onlara davetimizi buradan yine yineleyelim. Yani Evet. yapacağım zaten de. Liglerin başlamasının verdiği Evet. heyecan, onlar da merakla takımlarında nasıl olduğunu, özellikle puan maçlarında nasıl olduğunu merak ediyorlardır. O yüzden ufak bir çekinceleri olabilir, ama önümüzdeki haftalarda rahatlasın ligler, şöyle bir çıkacaklarını, bizim programımıza bizim davetimizle katılacaklarını ben inanıyorum. Önümüzdeki haftalarda onları alırız hocam. Onları mutlaka İnşallah konuk ya, edeceğiz. kendileri bilirler yani, zorla Evet. kimseyi çıkarmak istemiyoruz yani. Evet.
Evet hocam, su gibi 40 dakika geçti. Kim kazanır da Kuşadası da iyi transferler yapıyor. Ondan da bahsedelim. Evet. Afyon'dalar. Takviyeleri var. Takviyeleri artıyor. Çok evet güzel. Yani Kuşadası Spor iddialı. İddialı. İyi işler yapacak gibi yani bu sezon. Evet. Evet inşallah. Yani tabii onları haftaya daha ayrıntılı değerlendirebiliriz. Hatta dediğimiz gibi ligler başlasın Gürkan hocamızı da alarak. Yani direkt kendi ağzından da anlatmasını isteyebiliriz. Evet, evet. Aynı şekilde ilimizden Söke Spor Bölgesel Lig'de yarın kongresi var. Yeni bir yönetim, yeni bir yönetim kurulu oluşturacaklar. Başkanları çok iddialı, bu sezon son sezon olsun dedi. Burada artık kalmayalım diyor. Tamer Makaraç yönetiminde bir yönetim kurulu oluşturacaklar. Onlar da çok uğraşıyorlar. O yüzden onların uğraşılarına biz de bir nebze olsun isimlerini bahsederek destek tabii vermek istedim. Diğer bölgesellikteki Ege bölgesindeki tüm takımlarımıza da başarılar diliyoruz. Onlar isterlerse istedikleri zaman ekran açık değil mi hocam? Ege bölgesindeki tüm takımlarımız, bölgesellikteki, üçüncülükteki tüm takımlarımıza ekranlarımız açık. Onları burada ağırlamaktan, konuk etmekten mutluluk duyacağız diye düşünüyorum. Ve son olarak söylemek istediklerinizi alabilir miyim hocam? Son tabii Denizli Spor'dan bahsedecektim ben, yani oraya zamanımız kalmadı yani birincilik maçtan. Denizli Spor'la ilgili dün Başkan Mehmet Uzun basın toplantısı vardı. Ben akşam izledim yani 23-24 dakikalık basın toplantısı. Evet. Yani şu an transfer tahtasını açmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Yani ilk hedefimiz tahtayı açıp 15 tane transfer yapmayı düşünüyorlar. Kümede kalmak diye düşünüyorlar. Yani 78 milyon borçla almışlar. Kasada 6 milyonumuz var diyor. Ya 13 milyon para lazım şu an transfer tahtanın açması için diyor. Yalnız şuna dikkatim çekti. İşte teknik direktör konusu şu an daha belli değil. Transferleri yaptıktan sonra teknik direktör konusunu düşüneceğiz diyor. Bunu da pek anlamadım aslında. Yani ben hani teknik direktörle beraber transferleri yapmalarını diye düşünüyordum ama o tabii kendi tercihleri. Yani son olarak bunu söylemiş olalım. Tabii süremiz bitti. Evet, Suat Bey düştü herhalde yayından. Evet, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.